Herkese selam arkadaşlar. Bugün yağlı kağıt ve sıvı sabunla kağıttan sabun yapacağız. Yağlı kağıdımızı bir tepsi üzerine seriyoruz arkadaşlar. Daha sonra sıvı sabunumuzu güzelce döküyoruz. Ve bir fırça yardımıyla her yerine yediriyoruz sabunu. Güzelce bol bol yapalım. Çok pratik ve çok güzel bir uygulama olacak arkadaşlar. Hepinizin yapmak isteyeceğinden eminim. Gittiğimiz her yerde sabun olmayabiliyor. Şimdi ters çevirelim. Diğer tarafını da güzelce sabunlayalım. Otogarlarda veya gittiğimiz restoranlarda da bazen sabun bulunmayabiliyor. Bazen yolculuklarımızda da yol kenarında, bir çeşme kenarında durduğumuzda, elimizi temizlemek istediğimizde çok pratik bir şekilde yanımızda bulundurabileceğimiz kağıttan sabunlarımız bizim çok işimize yarayacak. Şimdi kağıdımızı bir fırın telinin üzerine yerleştiriyoruz. Fırınımızı en düşük ayara getiriyoruz, 50 dereceye. Fan da kuruyacak arkadaşlar. Çok çabuk bir şekilde kuruyacak. Şimdi kağıdım kurudu. Siz dilerseniz dışarıda güneşli bir havada ipte de kurutabilirsiniz. Veya kalorifer peteğinin üzerinde, soba üzerinde çabucak kurutabilirsiniz. En pratik yolu fırındı. Yağlı kağıt olduğu için sıkıntı yaşamadım. Şimdi kağıtlarımızı küçük parçalar halinde keseceğiz. Pratik kullanıma uygun olacak. Biraz önce dediğim gibi camilerde yahut ne bileyim otogarda, petrol ofislerine uğradığımızda, yolculuklarımızda veyahut iş yerimizde, okula giderken çocuğunuzun çantasına bile koyabilirsiniz. Şimdi bu şekilde kilitli küçük poşetlerim var benim. Onların içine yerleştireceğim. Dilerseniz küçük kutulara da koyabilirsiniz. Direkt bu şekilde cüzdanınıza ya da çantanıza da yerleştirebilirsiniz. Eşlerinizi iş yerine giderken çantalarına bu şekilde koyabilirsiniz, cebinize. Çok pratik bir şekilde çantanızın gözüne sığabilecek şekilde kesin. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Çok güzel köpürdü. Yağlı kağıt olduğu için de yırtılmıyor. Evet arkadaşlar, bu tarz videolar için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu yaşam günlükleriniz olsun. Hoşça kalın.